Kadranıdım. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 haberleri bölümünde sizlerleyim. Bugün size bolca bilgi vereceğim. Dilim döndüğünce çok eğlenceli ve neşeli haberler var. Gördüğünüz gibi abi neşeli bir haritamız var. Bayağı bir ilgi çekici yapmışlar. Ve sol tarafta bazı kartlar var. Bu kartların üzerinden artık durum ilerlemesini yapacağız. Ve o kartların içerisinde bizi farklı etkinlikler, farklı görevler bekliyor olacak. O görevleri tamamladıkça tabii ki de onun puanı yükselecek. Yeni görevler açılacak ve ona göre hediyeler de verecek bize. Şimdi zaten bakın kartta gördüğünüz gibi abi burada bazı görevleri sıralamış. O görevleri yaptıkça yenileri eklenecek ve bayağı bir arkadaşlar yani binlerce demek hiç yanlış olmaz. Şimdi şu anda gördüğünüz gibi buradaki seçeneklere giriyoruz ve hepsinin içerisinde ayrı hikayeler ve görevler oluyor. Bakın Racing'de 358, Stunts and Skills'de 467. Hani binlerce dedim ya. Yani gerçekten binden fazla görev bizi bekliyor olacak. Tabii ki de bunu yapma zorunluluğumuz hiçbir zaman olmayacak ama bunları ilerledikçe bazı şeyler açılacak ve bizim ilerlememiz özellikle single player hikaye modunda bayağı bunlara bağlı olmuş olacak. Yani bir nevi görsel olarak da bize küçük bir şölen yapmışlar ki daha böyle ilgi çekici, güzel ve eğlenceli boyuta gelmiş. Sonuçta Meksika derken bayağı rengarenk bize sanat eserleri de çıkartıyorlar. Uçak bile rengarenkti gökkuşağı gibi hatırlarsanız. Burada gördüğünüz görevleri yapınca ona göre puanlar alacağız ve yukarıda da bakın belli bir puan topladıktan sonra yeni görev açılacak şeklinde devam ediyor. Tabii ki bunların verdiği de az önce gördüğünüz gibi ödüller de olacak. Bence hani güzel bir kitleme bağlama yöntemi olmuş. Şimdi drag pisti bu arada. Arabayı içeriden göstermiş ama arkadaşlar tabii sizin de gözünüzden kaçmaz şu anda. Direksiyonu göstermemiş. Yani şu anda zaten yayında kullanan kişi direksiyon sistemiyle oynuyor. Onunla ilgili bolca bilgi var. Direksiyon açısını, direksiyon kamerasını göstermeden bu kısmı göstermiş. Neden diyorum? Çünkü biliyorsunuz direksiyonu ne kadar çevirirsek çevirelim. Belli bir yere kadar araç içindeki oyun görüntüsünde bize veriyordu. Herhalde 120-150 derecelerde falan veriyordu. Bunu birçoğumuz merak ediyordu. Acaba hani 900 derece gibi veya en azından 540 dönse, 270 dönse falan diye onu artık ileriki bölümlerde göreceğiz. Şimdi yarışa başlıyor ama özellikle arkadaşlar size vereceğim direksiyon tecrübesiyle ilgili çok fazla bilgi var. Sadece bence direksiyon kullananlardan ziyade klavye evet biraz geri planda kalıyor ama gamepad'de oynayanlar da bence bayağı bir fark edecektir. Sonuçta titreşim falan olduğu için. Arkadaşlar direksiyon tecrübesini bayağı iyileştirdiler. Force feedback tepkileri, araçların tepkileri, dönüşlerdeki yanlamalardaki direksiyona tepkileri her şey abi bayağı iyileştirdiklerini iddia ediyorlar. Bunların hepsini tabii zamanla göreceğiz. Özellikle fren hissiyatı. Abi disk frense, kampanaysa hepsinin farkını, fren tutuşunun kalitesini bile hissedebiliyoruz ve ABS'deki hani ABS kilitlendiği de tık 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 olayı var ya, onları bile hissedeceğimizi iddia ediyorlar ve frenleri kötü olan arabaların fren sistemlerini iyileştirebiliyoruz. Normalde de yapabiliyorduk bunu ama bu sefer abi gerçekten freni çok kötü olan bir arabayı neredeyse yarış aracıymış gibi o kadar kaliteli hale frenlerini getirebiliyormuşuz. Yani aslında biliyorsunuz hani simülasyon oyunu değil, arcade değil, simcade diye klasmanlandırıyoruz ya. Birçoğumuz klasman, doğru söyledim. Evet. Klasmanlandırıyoruz ya. Hani biraz daha hani daha gerçekçi sürüş dinamizmi sunmaya çalışmışlar, uğraşmışlar en azından. Yolda giderken yoldaki bozuklukları bile, çukurları falan filan hepsini abi direksiyonda hissedeceğimizi söylüyorlar. Yani direksiyonda hissediyorsak sonuçta gamepad'de de oynarken o bize titreşim olarak ben verecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii görevler, farklı görevler, farklı olaylar. Şu anda da gördüğümüz bir expedition görevi var. Yani bir nevi keşif gibi bir görev bu. Ama burada çok bomba bir şey var arkadaşlar. Bir gösteri yarışı gibi düşünebilirsiniz bunu kısmen. Belli görevler veriyor size ama arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Bakın şu anda 3 kişi ilerliyorlar. Uçağı sayma. Uçak başka. Abi uçak kullanamıyoruz. Kafanız gitmesin. Arkadaşlarınla birlikte yapabileceğin bu tarz böyle hikayemsi, işte gösteri yarışı gibi farklı görevlerin verildiği bir etkinliğimiz olacak. İşte Expedition diye geçen o görevleri yaparken de bence birlikte çok eğlenilir. Ve yani burada abi o kadar farklı ve o kadar güzel eğlenceli görevler olacakmış ki
bizi büyük sürprizler bekliyormuş dediklerine göre. Tabii bayağı sinematik görüntüler de olacak abi bu görevleri yaparken. Şimdi mesela buraya geldi ama bakın sol tarafta bir sürü görev çıktı ve o görevlerin hepsini arkadaşlarınızla oynarsanız tabii tek de oynayabilirsiniz sonuçta. Yapıyorsunuz abi, diğeri görevi yaptığında sen yapmadın diye bir kaide yok yani. Pıtır 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 karınca gibi çalışabilirsiniz burada. Bayağı tabii ekstra farklı bilgi verildi. Siz buradan bunları izlerken ben tekrar anlatmaya devam edeyim. Hatta notlarımı aldım, farkındaysanız gözlerim arada kayıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz Mercedes'in AMG modeli vardı, özel bir modeli vardı. Bildiğiniz gibi kapak araçlarından bir tanesi zaten. O araçta race mod ve street mod vardı. Bu race modla street mod arasındaki farkı aynı gerçek hayattaki gibi bariz fark edeceğimizi iddia ediyorlar. Yani arabanın yol tutuşundaki büyük değişiklikler, yola oturması, yapışması, frenajındaki her şeyde bunu hissedecekmişiz. Şunu merak ediyorum, hala buna cevap alamadım. Evet, bu araçta race modu var ama acaba diğer araçlarda da o tarz özellikler olacak mı? Bunu çok merak ediyorum. Başka kötü bir haber vereyim arkadaşlar size. Oyunun demosu olmayacak. Yani oyun çıkmadan önce herhangi bir küçük demoyla biz oyunu göremiyor olacağız abi. O bence kötü bir senaryo olmuş. Çünkü zaten oyun pahalı. Birçoğumuz veya bazılarımız bu oyunu almadan önce oyunu demo olarak da olsa bir kendini gaza getirmek ister. Tamam bu parayı vereceğim ama değecek mi aga, değmeyecek mi? Unutulmuş araçlar. Unutulmuş araçların zorluğunda çok bir değişiklik olmayacak ancak onları bulması çok eğlenceli olacakmış arkadaşlar. Kıyafetlerle ilgili ilginç bilgiler var. Çünkü kıyafetler bildiğiniz gibi bol bol wheel spin'den çıkıyor abi. Ve bazı kıyafetler çok özel kıyafetler olmadığı müddetçe wheel spin haricinde de gidip bizim oyun kredisiyle satın alabiliyor olacağız. Ve bence bu güzel bir şey. Bildiğiniz gibi wheel spin'de çıkan kıyafetler bir daha da çıkmıyor. Hani bunu bilmiyorsanız bu bilgi aslında önemli bir bilgi. Ve arkadaşlar off-road sürüşünü de iyileştirdiler. Lastik ve zemin gerçekçiliği ve lastik farkına göre de fark edilebilir olacak. Yani arazide giderken sallıyorum bir drag lastiğiyle olan hissiyat, yol lastiğiyle olan hissiyat ve arazi lastiğiyle olan hissiyat arasında aynı normal asfaltta da aynı şekilde çok büyük fark olacakmış. Bunu da gerçekten hani çok merak ediyorum. Acaba Forza Horizon 4'e göre ne kadar fark yaratabilirler? Ben onu düşünüyorum. Çok iddialılar. Ama bunları anlattıkça bildiğiniz gibi direksiyonla kullananlarınız için özellikle söylüyorum. Sürüş modları seçeneklerinde bir de simülasyon seçeneği var. Onu da zapt etmesi biraz daha farklı ve kolay olmuyor. Özellikle bu tarz detaylardan sonra ben şu simülasyon modunu çok merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar canlı yayındaki direksiyonla kullanan şoför de gerçekten bayağı ustalıkla kullanıyor aracı. Onun da sürüş şekline yani o kadar temiz gitmeye çalışıyor ki arada tabii ufak tefek çarpmalar yaptı geçmek için adamları bir yandan anlattığı için gerçekten çok iyiydi. Evet, şimdi nerede kalmıştık? Bence en bomba olabilecek yere geliyorum arkadaşlar. Oyunda kudos diye bir para birimi olacak. Ekstradan bir birim bu. Sosyal para diye geçiyor ve bu kudosları birbirimizle paylaşabiliyor olacağız. Yani mesela bir yerdesin, bir unutulmuş aracı arıyorsun, o yakında online bir oyuncu var ve diyorsun ki bu araç nerede? Adam sana yerini söyleyebiliyor yeni chat link sistemiyle ve o yerini söylediği zaman sen de gidip aracı bulduğunda ona mesela bahşiş niteliğinde bu kudostan verebiliyorsun. Müthiş bir şey abi bu. Adama bildiğin bahşiş atıyorsun. Al bakalım sana sakal attım hesabı ve burada da bitmedi. Mesela bir aracı aldın abi, unutulmuş aracı yaptın, bir yandan oldu bitti. O boşalan yere sen kendin aracı koyup istediğin modifikasyonları yapıp başka bir oyuncuya, mesela yeni başlayan bir oyuncuya, bir arkadaşına hediye edebiliyorsun abi. Çok bomba bir bilgi bu gerçekten. Ve o hediyeyi de ettiğinde mesela o da sana kudos verebilir. Adamsın eyvallah al diye falan. O paralarla bence çok eğlenceli, çok makara şeyler yapılır. Hayır, sadece unutulmuş araç için değil, bence başka yerlerde de bu kudos karşımıza çıkacak. İnanın arkadaşlar şu haberlerin içinde direksiyon sisteminin kaliteleştirmesi ve kudos beni benden aldı. Gerçekten çok merak ediyorum. Zaten en çok ona değinildi aslına bakarsanız. En çok aslında direksiyona değinildi ama klavyeden oynayanlar için evet belki bir direksiyon veya bir en azından gamepad masrafı ekstradan çıkabilir. Şimdi arkadaşlar nereye geldik? Araba koleksiyonuna geldik. Araba koleksiyonunun olduğu yerde farklı görüntüler var ve boş kısımları görebiliyoruz farkındaysam. O boş kısımları da arabaları direkt orada alıp
oraya ekleyebileceğiz. Tabi bazı arabaların o şekilde bu şekilde kolay alındığını zannetmiyorum. Bildiğiniz gibi bazı arabalar Forza Horizon 4'te de öyle kolay bulunmuyordu. Sadece müzayede evinden alınıyordu. Burada tabi bazı arabaları tamamlayınca ekstra verdiği size hediyeler, ekstra giftler falan da oluyor. Onları da buradan alacağız. İlginç bir görünüm olmuş. Esas galerinin tam olarak burası olduğunu zannetmiyorum. Olabilir de, normal hani araç koleksiyonumuzun esas olduğu yer var ya, burası en azından hani arabaları tamamlarken neyim eksik, neyim fazla, nerede var, nerede yok derken bence kontrol etmek açısından çok iyi ekstradan bilgilendirme olacak. Şimdi ufak ufak nereye geliyorum biliyor musun? Gene bu yayındaki bence başrol oydu. Direksiyon ve sürüş dinamiklerindeki iyileştirmeler. Abi direksiyona ekstra eklemeler yapmışlar arkadaşlar. Direksiyonda özel ekstra advanced ayarlara girdiğimiz zaman orada işte force feedback yüzdesini veya işte direksiyonu çevirdikten sonra tekrar hangi basınçla geri dönecek, işte yanlarken araba arkasını bıraktığında hangi basınçla bize tekrar geri tepecek ayarlarını yaptığımız bir yer var. Hani direksiyon sahibi olmasanız da belki dikkatinizi çekmiştir. Oraya güzel eklemeler yaptılar arkadaşlar. Yani hani bence bu oyunu biz biraz arcade'den çıkartalım demeye çalışıyorlar ama tam arcade'den çıkartmaya çalışsalar bile, tam çıkartacaklarını zannetmiyorum ama daha simülasyona yatkın hale getirmeye çalışıyorlarsa da bence bu en az Forza Horizon 6'da olur gibi geliyor. Zaten Forza Motorsport diye de bir seçenek var abi, bildiğiniz gibi. Şimdi bakın, advanced ayarlarda en altta bakın mechanical trail scale diyor. Burada bulunduğun arazi koşuluna göre amortisörün salınım farklarını falan arttırıp azaltabiliyorsun abi. Alt tarafta mesela bakın road feel scale, yani yol hissiyatı. Burada da gene kullandığın araca, kullandığın lastiğe, gittiğin yere göre veya off-road'da da aynı şekilde daha fazla gerçekçi, daha fazla off-road hissiyatı olsun veya daha fazla yol hissiyatı olsun diye seçenekler falan yapmışlar, eklemişler abiler. Teşekkür ediyoruz kendilerine ama oyun içerisinde gerçek hayatta bize ne kadar yardımcı olacak oyun oynarken, onu şu an tabii hepiniz gibi ben de çok merak ediyorum. Arkadaşlar, dilimin döndüğü kadar, elimden geldiğince bir şey atlamadan, kaçırmadan sizlere anlatıyorum her yayın sonrasında. Biliyorsunuz anlatmaya da devam edeceğim bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.